Yemeğimi kontrol ediyorum. Evet, tam istediğim kıvama gelmiş. Mis gibi acılı kuru fasulye yemeği. Daha fazla kaynatmamıza gerek yok. Kapağını kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Ve çayımı dolduruyorum. Kahvemi içtim. Şimdi çay içmeden olmaz. Hava da yağmurlu gösteriyor ama hiç daha kıpırtı yok. Gördüğünüz gibi hepsi şıkır şıkır. Pırıl pırıl. Çekmeceler hepsi öyle. Şimdi bu çaydanını buradan çekelim. Buradan alması kolay olsun. Çayım da inşallah güzel olmuştur. Evet. Allah'ım yağmuru da yağdır. Yağdır da serin serin bir çay içelim. Yemek oldu. Pilavımız da 5 dakikalık iş. Şekerimizi de alalım. Biraz da keyif yapalım. Biraz da dinlenelim. Temizlik oldu. Yemek oldu. Çamaşırlar yıkandı. Bir makinede şimdi attım karalı. Kaşığı çıkaralım da rahatlayalım. Bayağı karanlık. Bir de yağsa. Yağmuru gösteriyor ama. Allah'ım inşallah. İnşallah ya. Çıksam balkona. Yok esme yok. Rüzgar yok. Evet buraya oturdum ama fikrimi değiştirdim. Hava gölge. Belki de eser bir umuttur diyorum ve çıkıyorum. Çıkıyorum ama günlük güneşlik. Niye nerede yağmur? Maalesef. Yine içeri gidiyorum. Hemen geri. Geri. Yok anam, 2 dakika duramadım, bir yudum çayı yudumlayamadım. Bu ne sıcak böyle? Öf Allah'ım. Neredeymiş bu yağmur? Yağacak yağmur, iç eseri bile yok. Öf Allah'ım. Aman, 5 dakika değil, 1 dakika durulmuyor. Buraya oturacağım, tam ceyran olan yere. Burası da karanlık duruyor, çekerken size. Allah'ım, gözünü seveyim, gözünü sevdiğim kişi gelsin artık, gelsin, yoksa ocağa dayanamam, öbür tarafa gideceğiz. Ben kendi adıma söylüyorum tabi, yani sevmediğim için ama çok zor geliyor bu sıcaklar. Bir çay içmek için 10 tane yer değiştirdik. Buraya oturdum. Burada esmiyor. Şuradan böyle ceyran yapıyor arka odalardan. Tam kapının ağzına oturdum buraya. Balkona çıktım. Aba gölge diye aldandım. Güneş patladı. Ay ne diyeyim artık. Yağmur beklerken günlük güneşlik bir hava. Belki ben içene kadar yağar. Beklenen yağmur. Gözünü sevdiğimin kışı gibi var mı be? Karı da güzel, yağmuru da güzel. Benim için kış var ya, bulunmaz fırsat. Benden başka da seven yok ailede. O ayrı mesele ama
Onların bile canına tak etti, çocukların bile diyor artık, kız gelsin. Oğlum, kızım, eşim, hepsi sigara sarar. Bir tek ben. Yağmurlu hava, karanlık hava, karlı hava. Tam kış. Kışın güzelliklerini severim. Kar yağsın şöyle mis gibi çıkalım, karda yürüyelim. Onu yapamıyoruz, kaç sene oldu da. Balkondan hemen görüyoruz çok az bir şey karı yağarken. Yağmur yağarken çıkarsın balkonuna serin serin mis gibi. Giy sırtına yele kırka. Tamam bu kadar. Kolayı bulundayı bunun kolayını hiçbir şey bulamıyorsun. Yok. Ne yapsak sıcak. Gece sıcak, gündüz sıcak. Ne yediğinden anlıyor, ne yaptığından. Şimdi birkaç bardak ay beni ancak dinlendir bu yorgunluğum. Sabah bismillah bulaşık makinesini yerleştirerek başladım. İlk önce yatakları topladım. Arkadan bulaşık makinesini. Ardından yemeğimi koydum ocağa. Kuru fasulye yemeği yaptım. Kuru fasulyem pişerken evleri süpürdüm, sildim. Tozları aldım, derileri sildim. Sonra güzelce bir kahvemi içtim ve her zamanki gibi çayımı demledim. Çayımı içiyorum. Çaydan sonra da pilavı yapacağım. Ben akşam olur eşimle oğlum gelir. Akşama da erikleri kaynatacağım, köyden getirdim. Yani iş bitmiyor. Akşam olunca da iş var. Burası istiyor biraz şey. Of. Allah'ım yardım et tüm dışarıda çalışan insanlara, sıcak yerde çalışan insanlara. Ağır işler, ateşin yanında, sıcakta, fırında. Allah'ım onlara yardım et. Köyde, dışarıda, tarlada çalışanlara. Biz burada evlerin içinde duramıyoruz. Benim çay bitiyor. İkincisini dolduracağım. Size şimdi böyle kapıyı gösterilmiş gibi oldum ama yapacak da bir şey yok. Burası serin. Mecbur böyle oturduk. Çayımı da burada. Ceylan yaptığı için iyi geldi burası. Hava alıyorum yani. Burada yok ceylan. En güzeli burası. Arka odaların iki cam, ikisi de açık. Balkon. Burada hepsi açık zaten. Burası gece gündüz sıcak. Hiç ısın, burası soğumuyor. Arka odalar biraz serin. Onlar da olmasa hiç yaşanmaz. Ben gidiyorum. Çayımı dolduruyorum. İster gibi geliyorum. Minnak çaydanlıklarımı demledim. Kendime kadar. Ama yetiyor. Bayağı bir çay çıkıyor. Altına hep su ilavesi yapıyorum. Onların da içleri temizlenecek çaydanlıklar. Borçoz almam lazım. Yani hep yapmam lazım, almam lazım. Hiç bitmiyor.
Ne yapmak ne almak. Ne de gırtlak. Her gün muhakkak yemeği de pişirmek istiyor. Evi de süpürmek istiyor. Dinlence yok. Bunu makineye koyalım, az önce çıkardım. Yenisini al. Çay kaşıkları da, pardon, çekmece hızlı kapandı. Çay bardağının iki katı büyüklüğünden, ama bunlar da güzel çay içildiği için bunları kullanıyorum. İnce bunlar. Hani yağmur. Maalesef. Tahminler çok büyük yanıldı. Evet, eşim arıyor. Ben burada kapatıyorum. Telefon cevap.